dışarı çıktığınızda şunu yapabilmelisiniz. Merhaba, ben buradayım ve bana gelecek olan her şeye hazırım. Çünkü gün içerisinde birçok yeni şeyle karşılaşıyoruz. Yeni bir sevgiliyle karşılaşabiliriz. Yeni bir iş fırsatıyla karşılaşabiliriz. Eski sevgilimizle karşılaşabiliriz. Ya da en sevmediğimiz eski kız arkadaşımızla karşılaşabiliriz. Ya bunlar negatif olanlar. Ve her birini en güzel halimizle, kendimize en güvenli halimizle karşılamalıyız. Ve bunun bir bahanesi olmamalı. Kendim için de söylüyorum. Bunun işte çok acelem vardı, uykum vardı, o zaman erken uyuyor. İşte kendime bakacak kadar iyi hissetmiyorum gibi bahaneler uydurmamalıyız. Maalesef ki hayat bir sahne gibi. Gerçekten çok klişe ama öyle. Ve burada başrolde olmakla yan rolde olmak tamamen bizim kendi tercihimiz. Ve iddia ediyorum, bu videodan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simla Can Polat. Ben burada genelde moda ve motivasyon videoları paylaşıyorum ve bugün hem modayı hem de motivasyonu içeren bir sohbet videosu paylaşacağım. Dış görünüşünü değiştir, hayatını değiştir. Aslında bu videoda birinden ilham aldım. Mimi Kon diye bir YouTuber var. Ben yıllardır takip ederim. Dün akşam onun bir videosuna rastladım. Ve bu konuyla ilgili bir sohbet videosu yapmıştı. Çok etkilendim. Sanki benim iç sesim gibiydi. Çünkü genelde dış görünüş önemli değildir diye bir algı vardır. Önemli olan insanın içindekilerdir, yaptıklarıdır vesaire. Bu algı aslında bence çok yanlış bir algı. Çünkü dış görünüş önemlidir. Çünkü dış görünüş sizin içinizdeki motivasyonunuzu, yaptıklarınızı, hayatınızı, başardıklarınızı etkiler. Bundan 1-2 yıl öncesine geri dönecek olursak ben hayatımın %70'lik bir kısmında, inanır mısınız, çok salaş ve kendini bırakmış bir şekilde dolaşıyordum. Benim için makyaj, güzel giyinmek, kendine bakmak, bu tür kaygılar sadece ve sadece ya biriyle buluştuğumda, bir sevgili erkek arkadaş, öyle bir buluşma olduğunda ya da özel bir yere giderken vardı. Genelde sabahları elime ne geçerse onu giyip çıkıveriyordum evden. Bu benim aslında hayata tutunmamı da olumsuz yönde etkiliyormuş. Çünkü insanın kendini iyi hissetmeden evden çıkması demek aslında o gün kendine daha az güvenmesi, daha az pozitif olması, hayata karşı daha az tutkulu olması demek. Önce ve önce kendi halinizin en iyisi olmaya çabalayın. Bu bir bütündür arkadaşlar. Bu sadece iyi kitaplar okuyarak, bu sadece iyi okullardan mezun olarak, bu sadece ders çalışarak ya da çok çalışarak olacak bir şey değil. Bu sizin içiniz, dışınız, saçınız, başınız, hayata karşı duruşunuz, kendinize ayırdığınız vakit, işinizdeki tavrınız, çalışma şekliniz ve başarılarınızla total bir durumdur ve bunun ortalamasına göre aslında kendinizin en iyi hali olursunuz. Şimdi buradan dış görünümünüzü, çünkü bu video bununla ilgili, buradan dış görünümünüzü çıkartırsanız, yani dış görünümünüzde özensiz olursanız, ne kadar çok başarılı olursanız olun, o enerjiyi asla dışarıya yansıtamayacaksınız. Kendi içinizde de bu enerjiyi yaşatamayacaksınız. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı ise insanın kendine ayırdığı günde böyle bir belki yarım saat, belki 20 dakikalık bir zaman. Yani saçının, atıyorum, kırıklarını düşünmek, saçının kuruduğunu düşünmek, cildinin kuruduğunu düşünüp cildine nemlendirici uygulamak ya da ertesi güne kıyafetlerini hazırlamak düzenli ve tertipli bir şekilde. Sabah bir 20 dakika erken kalkıp yüzüne bir canlılık katmak, ağır makyajlardan asla bahsetmiyorum. Ama kendi iyi hissedeceği bir halde evden çıkmak demek bir insanın kendisine duyduğu saygıdır. Ve bu şekilde evden çıkıp güne başlarsanız bütün gün zaten o enerjiyi üzerinizde hissedeceksiniz. Buradan çok kıyafet almaktan, inanılmaz makyaj koleksiyonlarına sahip olmaktan bahsetmiyorum. Çok az parçanız olabilir ama her akşam onları ütülemekten, düzenli bir şekilde giymekten, bir iki tane aksesuarınız varsa onları özenli bir şekilde takıp sabah evden çıkmaktan bahsediyorum. Yani şunu söylüyorum. Aynaya geçip bir 5 dakika ben kendime iyi gözüküyor muyum? Hiç kimsenin ne dediği önemli değil burada. Kendime iyi gözüküyorumu söyleyip kendinizle okeyleştikten sonra evden çıkmaktan bahsediyorum. İş hayatına, okul hayatına, özel hayatınıza gelince
Tabii ki de dış görünüş insanlar için önemli. İnsanlar mesela pis kokan birilerinin yanında olmak istemezler. Ya da insanlar daha canlı ve güzel bakan insanlardan daha pozitif elektrik alırlar. Kimse tabii ki de şunu demez, bu çirkin, bu güzel, bu bakımlı, bu bakımsız. Ama o insanın yanında kendini seven, bakan, o enerjiyi yayan insanın yanında kendini daha iyi hissettikleri için hem özel ilişkileriniz hem iş ilişkileriniz daha iyi olacaktır. Hayatınızda kendinize yapacağınız sadece yarım saatlik fazladan zaman ayırma değişikliği görünümünüzü yenilemenize ve çok daha bakımlı bir insan olmanıza sebep olabilir. Bazı araştırmalar okudum ve bunlardan bir tanesi diyordu ki başarılı insanların %70'i mutlaka günde yarım saat ya da 40 dakika kadar kendine bakım yapmak için zaman ayırıyor. Bir diğer araştırma ise çok ilginç. Bu Amerika'da bir okulda yapılan bir araştırma. Okulun geneline hangi kızları güzel bulduklarını sormuşlar. Ve daha sonra haberleri olmadan o güzel bulunan kızların ise hayat rutinlerini incelemişler. Ve bu kızların hepsinin ortak özelliği güzel olmalarının ötesinde kendilerini zaten güzel hissetmeleri ve güzelliklerine, güzellik demeyeyim aslında, görünümlerine vakit harcamalarıymış. Her zaman şu vardır ya, çirkin kadın yoktur, bakımlı kadın vardır diye. Evet öyle. Asla ben fiziksel güzellik kurallarından bahsetmiyorum. Böyle bir kural olduğunu da düşünmüyorum aslında. Ama etrafınıza da bakın. Sizin pozitif enerji aldığınız, ay ne tatlı, ne hoş insan dediğiniz bütün insanlar mutlaka kendine bir şekilde zaman ayıran insanlardır. Hatta bunun süslülükle de karıştırıldığını düşünüyorum çoğu zaman. Bakımlı olmak, kendine özen göstermek, süslü olmak değildir. Ve bütün bunlar sadece makyajdan, kıyafetten de saçtan baştan ibaret değildir. Yediklerine dikkat etmek, sağlığına dikkat etmek, spor yapmak, aktif spor yapmıyorsa bile en azından yürüyüşüne çıkmak, geç kaldığım sabahlarda böyle genelde hiçbir şekilde hazırlanmaya vakit bulamıyorum. Ve o günüm o kadar darmadağın, o kadar dağınık geçiyor ki sadece geç kaldığım için geçmiyor. Acele çıktığım için kendimle barışık bir şekilde evden çıkmıyorum. Acele çıktığım için belki üzerimde iyi hissettiğim bir kıyafeti giymiyorum. Evden acele çıktığım için yüzüm gözüm şiş oluyor ve bütün gün o enerjiyle güne devam ediyorum. Çünkü kendimi dış görünüş olarak iyi hissetmiyorum. Eğer aranızda şu kafada olanlar varsa bu konu hakkında biraz düşünmenizi rica ediyorum. Dış görünüşe önem vermek, dış görünüşe özen göstermek çok sığ bir durum olarak algılanıyor bazı çevreler tarafından. Oysa ki bu insanın kendine duyduğu saygıyla alakalıdır. Kendinizin en iyi hali olun arkadaşlar. Dediğim gibi sadece salt bir güzellikten bahsetmiyorum. Tamamen kendinizi 2018'de çok daha iyi ve özgüvenli hissetmenizden bahsediyorum. Çünkü özgüven önce ve önce kendinize ayırdığınız zamandan, kendinize duyduğunuz saygıdan başlıyor. Umarım biraz gaz verebilmişimdir. Valla ben gaza geldim. Bununla ilgili bazı yöntemlerim de var uygulayacağım. Mesela bir tanesini söyleyeyim, videoyu öyle bitireyim. Çünkü onunla ilgili de ayrıca bir video çekeceğim. Eğer isterseniz her hafta pazar günü ya da sizin için tatil günü hangi günse o hafta giyeceklerinizi planlayıp bir yere ayırmak hem hafta içi ya da yoğun çalıştığınız zamanlarda size bir zaman kazanımına neden olacak ve ojeleri de unutmamak gerekiyor. Geçen hafta gerçekten ojelerim böyle uçları çıkmıştı deli gibi ve üşendim oje sürmeye bir akşamüstü. Ertesi gün tak diye ani bir toplantı çıktı ve o toplantıda önemli bir toplantıydı ve ellerimi saklamaktan not bile alamadım. Gerginliği düşünsenize, dedim ki insanlar diyecek ki ne pasaklı kız. İşte böyle durumlar insanın hayatını etkiliyor. Bu kadar basit şeylerden bahsediyorum. Ojelerinizi, nemlendiricilerinizi, bir allığınızı, temiz kıyafetlerinizi ihmal etmeyin. Bu hayatınızı çok değiştirecek. Kendinizin en iyi hali olmak için olay sadece dış görünüşten ibaret değil. Bununla ilgili böyle kocaman bir video serim gelecek. Çok güzel notlar alıyorum şurada. Şurada elimde. Çok güzel notlar alıyorum. Çok güzel kitaplar okuyorum size bu videoları çekebilmek için. Önce ben besleniyorum. Sonra sanıyorum size de geçiyor. Çok uzattım. Bu nasıl bir veda? Hepinizi çok seviyorum.